Yani biri fazla korumacı olmak da e, nankörlüğe yol açabiliyor. Yani e, bazı çocuklar isyan edebiliyor. E, ya çok üstüme düştün, çok baskısın, baskıcısın diyebiliyor. Bunların dengesini tutmak lazım. Ben tuttuğum halde bu konuda suçlandığım dönemler oldu. Yani ben o dengeyi mesela ne bileyim e, 15 yaşına geldiklerinde e, 12'de gelebilirsiniz. 16 oldular, bir de gelebilirsiniz. Her yaşta özgürlüklerini çoğaltmışımdır ki ben annesiz büyüttüm onları. Ha, ne kadar Şimdi zor. Şimdi ne oldu? Yani iki tane doğru dürüst, karakterli çocuk çıktı ortaya. Bugün 40 yaşındalar neredeyse. Evet. Eğer ben bunu tutmasaydım içlerinde varsa zaten gidecekler, Tabii. dağılacaklardı. İçlerinde varmış ki bu baskıyı da kaldırabilecek güçleri varmış bir yere kadar. <laughs> ee, Ama bazı çocuklar işte o baskılara dayanamıyorlar. Onlar... Kötü e, ellere düşüyorlar hayır, maalesef. bu örnekler onları tahrik ediyor. Hı. Hı. Aa benim de annem babam bana baskı yapıyor arkadaşına gitme orada kalma dedi geç kalma dedi öf o sinemaya gitme bu tiyatroya gitme şuna gitme onlar seni bozar dedi bunları bahane ederek kötü örneklerin peşinden gidiyorlar evet ve de meyili varsa bu çok kötü zaten... örnekleri artık mümkün olduğu kadar paylaşmayacağız hı hı. yeter Gerçekten yeter. Ha, hep kötüyü hep iyiyi gösterin demiyorum. Hı. İyiyi de kötüyü de gösterin Görüyorsun. ama aradaki uçurumu da anlatın kardeşim. Hı. Türkçemiz o kadar zengin ki her kelimemiz, her cümlemiz zengin ve buna anlatılabilir. Her kafaya anlatılır. En geri zekaya bile anlatılabilir bu. Oranın dili de farklı. Kullandıkları dil de farklı. Ha onu da kullanırız evvel Allah yani. Orada bir dil falan sen yok sen zaten. zaten. Evet, orada yani. genelde beden dili, jest <laughs> dili var, jest ve mimik dili var. Peki devam edelim. Şey aslında şunu sormak ha. istiyorum ben. Şimdi e, Polat ailesiyle ilgili belgeseller çekiliyor. Filmler falan da yapılacak. Size böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz? Evet. Ben oyuncuyum. Kimi oynamak isterdiniz Kim orada? Oynan, olursunuz? Sezgin Ol Polat'ı mı canlandırır <gülüyor> acaba? <gülüyor> Sezgin Polat, Dilan Polat'ın kayınpederi. Ha, bak o uyar. Ama hangi halini canlandıracaksınız? Onun bir eski hali var, bir estetik öncesi, bir estetik sonrası. Adam biçin? da mı? Acayip. Adam estetik, da mı? Estetik evet, derken evet. böyle bir imaj o yaptı. O eski haliinden ne eser yok şimdi. Ee, i̇kisini de oynarım. Estetikten e, estetiksiz önce. <laughs> hali, estetikli hali. Ee, o yüzden bana bu tip sorular gelir. Yani kim olsa oynarım ben. Evet. Ben oyuncuyum. Oyuncuysan her şeyi oynayacaksın. Evet O yüzden böyle bir e, tabii ki bu ciddi bir şey değil. Sizden e, de iyi bir baba karakteri çıkar ama. E, her türlü baba karakteri ya işte çıkar. Yani kötüsü, kötüsü de çıkar, iyisi de Buyurun, çıkar. işte Bu son hali. Eski hali de şurada sağda görüyorsunuz. Hatta daha eski hali ha, bu var. Eski hali, hali. Bu yeni hali Evet bu son hali. Allah ha. eski... dilan da paylaşmış. Ay bir değişiklik geldi. Çok gençleşiyorsun ya baba diye. Ben eski halini oynayayım. Evet Anlaşıldı. eski hali şu hani evin önünde karlı. Bu, eski hali bu. bu. Tamam uyar. daha O gözlüğü de takarım onu da takarım. Erhan Bey nasıl ama değişim para gelince? Müthiş. Hayır bir erkek bu yaşta bir erkek niye buna ihtiyaç duyar? İşte oluk oluk gelen parayla bir şey yapalım diyorlar. Şey, ne yapalım Allah Allah diyorlar. Allah ya. Kendine bir dokunmak evet, istiyorsun. Bir araba iki araba üç villa dört Peki, arsa. Bu insanların hiç okuttuğu birkaç gariban çocuk var mı? Ha. İşte e, onları da paylaşıyorlar e, zaten. para harcamak arıyordu. istiyorlarsa ben onları yönlendireyim. Bir sürü okumak isteyip de okuyamayan çocuk var. Onları evet. okutsun. Bilal yardım ettiğini söylüyor. Okul söylüyorum. açsın okul. Hı -hı. Bir evet. okul açsın. Şu an e, şimdi evet. yapacak malvarlıkları bir mal yok. Peki dizilere de konu oluyor Polatların ve fenomenlerin yaşadıkları e, yıllardan bu yana yaklaşık 18 yıldır izlediğimiz bir arka sokaklar fenomen dizi arka sokaklar var. Dilan Polat e, ve o dönem yaşadığı baskın arka sokakların da senaryosuna girdi. Bir de siz izleyin nasıl yapmışlar meslektaşlarınız. Nasıl? Arka sokakların performansı. Kutlarım. <laughs> Helal olsun böyle alel acele ıhına muhana halletmişler. Vallahi çok güzel. Bunlar güzel örnek işte. Evet. Çok Artık izlenen. uyanan uyansın ya, uyarıyı alan alsın yani. Evet. Peki siz bundan birkaç yıl önce bizim programa geldiğiniz zaman, geçen yıl mıydı acaba? Tarkan'ın bir alışveriş sitesiyle anlaşmasından geçen. bahsetmiştik. Tarkan o anlaşma karşılığı 30 milyon lira aldı deyince siz de demiştiniz ki Tarkan'a 30 milyon versinler, bize de 20 bin lira teklif etsinler demiştiniz. Evet. Bu yılda şöyle rakamlara bakıyorum. Piyango Tarkan'a vurmuş haberi izleyelim. Sizin yorumunuzu merak ediyoruz. <laughs> Sabah izledim. <laughs> Megastar paraya para demiyor. Parkının yılbaşı ücreti ve reklam geliri bu da küçüklattı. Yılbaşı gecesi yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu senede sanatçıların yeni yıla giriş yapılan dakikalarda sahnede olmak için ne kadar ücret alacakları gündem oldu. Bu yılda en yüksek ücreti dünya starımız Tarkan'ın alacağı konuşuluyor. Tarkan'ın yılbaşı konseri için 25 milyon lira kazanacağı öne sürüldü. Megastar'ın reklam kaşesini ise 60 milyon liraya yükselttiği iddia edildi. farkan en son bir alışveriş sitesinin reklam yüzü olmak için 30 milyon almıştı. Tarkan'ın yılbaşı sahne ücreti Teoman'a sorulunca usta sanatçı bakın ne yanıt verdi. Yani öyle Demek ki hiç, e, verdiklerine göre hak ediyor çocuk. Keşke ben de 1 milyon dolar alsam tabii. Sizin 2 milyon 200 bin liraya sahneye çıkacağınız doğru mu peki? Falan herhalde? Yani ben hiç o kadar para almadım şimdiye kadar. Şöhret sizde. Evet. Para sizde mi? Tabii. Yani zamanında ben de çok para kazandım. Çok evet kazandım. Çok hiç inkar edemem. Ama Tanrı'nın e, lütfu bana dört tane kanser verdi. Onları yenmek adına İş da var. bütün o paralar harcandı. Tarkan'ı takdir ediyorum. Çünkü Tarkan para ve şöhretin yanı sıra farkındalık yaratan bir beyni var Tarkan'ın. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkan, evet. ülkesinin insanı olmanın onurunu yaşayan bir çocuk. Evet. O yüzden helal olsun. Yani sadece bundan ötürü bu paralar helal olsun demiyorum. Zaten şu anda reytingi en yüksek olan, Hı. en büyük paraları hak eden çocuk. Evet. Ha tabii ki o 30 alıyorsa biz de 1 alalım Teoman'ın <laughs> dediği gibi ama o da yok. Yani bizim yaptığımız işin değeri ne yazık ki onların Hı. aldığı paranın yanında %1'i falan. Evet, o nedenle bunu da bir yere kadar kabul edeceksin. Ya bu diyardan gideceksin ya bu deveyi güdeceksin. Gidecek. Bu deveyi de güdecek enerjim olduğu için hala devam etmeye çalışıyorum. Gittiği yere kadar. Peki gelmiş Buyurun. geçmiş olsun öncelikle. O süreçte ne kadar para gitti? Aa, bunu konuşmuştuk. 9 ev gitti. 1 milyon dolardan akit gitti. 9 ev 1 milyon dolar yani bütün her şey gitti aslında. Yok birer tane kızlarıma olan eve dokunmadım. Aman çok şükür. <laughs> Onların evleri var. Ama Erhan Bey ya olmasaydı 9 ev ya da 1 milyon dolara yakın paranız o zaman ne olacaktı? Olmasaydı <laughs> çok güzellikler yaşadım. Ee, o zamanın Kültür Bakanı İsmail Cem hmm. aradı. Evet. Hükümetimiz yanınızdadır. Nereye gitmek, nerede tedavi olmak isterseniz emrinizdeyiz dedi. Gözlerim yaşardı dedim bu bana yeter. Bu bana yeter.